diye böyle kıvrandı. Pensilvanya'daki teröristleri iade korkusu sardı. Zira Türkiye peş peşe kritik hamleler yaptı, FETÖ köşeye sıkıştı. Cezaevlerinde olup da hala esip külleyen örgüt mensuplarının yaptıkları iş neye benziyor biliyor musunuz? Mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor. Durum bu. Korkunun ecele faydası yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesi sonrası ABD'deki FETÖ'cüler için süreç hızlandı. FETÖ ile ilgili bir gerçek var ki FBI'ın başlattığı bir soruşturma var. Yaklaşık 15 eyalette ve çok ciddi bir soruşturma. Ve FBI bize bugüne kadar elde ettikleri bulgularla Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık dediler. Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı. Dolayısıyla böyle gelişmeler olduğu zaman biz kamuoyuna bilgi veriyoruz. Star gazetesi yazarı Yahya Bostan, Ankara'da temaslarda bulunan ABD heyetiyle ilgili kulis bilgilerini köşesine taşıdı. ABD heyeti FETÖ'nün mali yapısı ve vergi kaçırma hamleleriyle ilgili bir soruşturma yürütüyor. Bostan bu durumu köşesinde FETÖ'nün ABD içindeki para trafiği, charter okullar üzerinden kazanılan paralar, bu paraların örgüte aktarılması, FETÖ'nün ABD'de kara para aklaması bu incelemenin mercek tuttuğu konular olarak sıraladı. Ve çok önemli bir iddiayı paylaştı. FETÖ'nün el konulması korkusuyla Amerika Birleşik Devletleri'nden para çıkarmaya çalıştığı ve yasa dışı para transferlerinin takibi alındığı bilgisini. ABD Başkanı Trump'ın Kasım ayında FETÖ elebaşı terörist Gülen'in sınır dışı edilmesiyle ilgili federal kanunları inceleme talimatı vermesi ilk adımdı. ABD'deki soruşturmalar ve Türkiye'ye gelen ABD heyeti Pensilvanya'da korkuya sebep oldu. Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem. Ama eninde sonunda o da gelecek. Bostan, ABD'nin terörist Gülen'i Türkiye'ye iade etmese bile Kanada'ya sınır dışı etmesi ihtimali bulunduğunu yazdı. Ayrıca Pensilvanya'daki bazı teröristlerin Türkiye'ye iadesinin söz konusu olabileceğini belirtti.